Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 5 Şubat 2019 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Geçit beldesinde ziyaretlerde bulundu ve belde halkıyla bir araya geldi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Geçit beldesinde ziyaretlerde bulundu ve belde halkıyla bir araya geldi. Düzenlenen programda Geçit Belediye Başkanı Metin Bal kısa bir açıklama yaptı. Belediye Başkanımız tabi beldemizin bağlanma sebebiyle hepimiz biliyoruz. O nedenle kendisine teşekkür ediyoruz ve sizin adınıza hoş geldin diyorum. Allah razı olsun. Tabii ki bu süreç bağlanma nedeniyle buradaki kafanıza takılan ama kısa tabii ki kendileri de yoğun herkesin de düşüncesine siyasi görüşüne saygımız var. Bugünkü toplantının gerekçesi kendileri hem bizim beldemizi ziyaret etmekte hoş gelmişler diyorum ve devamında da kesinlikle şu anlaşılmasın, daha önce de defalarca da söyledim. Herkesin düşüncesine, siyasi görüşüne saygımız var. O nedenle hepiniz sağ olun ve başta İl Belediye Başkanımıza da sizin adınıza da hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. 2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne mahalle olarak bağlanacak olan beldelerde bir takım ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinleyen Cemalettin Başsoy, Geçit beldesinde de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi ve beldelerin mahalleye geçiş süreciyle ilgili bilgiler verdi. Bugün bu güzel beldede bizi ağırladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart 2019 yerel seçimler nedeniyle siyasi partiler siyasi çalışmalarına başladı. Biz de bu bağlamda bize yeni bağlanan 9 beldemiz, 3 köyümüz ve 26 mahallemize seçim çalışmalarına başladık. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Beldenize 5 yıldır hizmet eden Metin kardeşime yaptığı üstün çalışmalarından dolayı, başarılarından dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Gerçekten biz bunu hissediyoruz. Yani beldeye girdiğimiz andan itibaren diğer beldelerle farkındalığını çok yakından görüyoruz. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah kendinden razı olsun. Bizim hepimiz kamu görevi ifa ediyoruz. Bulunduğumuz makamlar, mevkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Sizler bize görev veriyorsunuz. Biz bu görevi sizler için ifa ediyoruz. Biz sizlere hizmet için varız, onun için buradayız. Sizlerin destekleriyle işte 5 yıl önce göreve gelen Metin kardeşimiz hiçbir menfaat gözetmeden gecesine gündüzüne kattı ve bu güzel şirin beldemizi imar etti, mamur etti. Alt yapısı, üst yapısı, asfaltı, kaldırımlarıyla, çocuk oyun parklarıyla, her şeyle çok güzel burada yaşayan hemşehrilerimize, burada yaşayanlara en iyi imkanları sunmak için bir emek verdi. Kendisine huzurlarında teşekkür ediyorum. Bizim işimiz bu. Yani seçtiğiniz kişileri sizin tabii ki kontrol etme yetkiniz sadece oy sandığı geldiği zaman, değil mi? 5 yılda bir eğer iyi çalıştıysa takdir ediyorsunuz, destek veriyorsunuz. Eğer iyi çalışmadıysa başka birini tercih ediyorsunuz. Bu vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Seçme ve seçilme özgürlüğü bağlamında en temel hakkıdır. Değerli hemşehrilerim, 2016 yılında almış olduğumuz bir kararla 9 belde ve 3 köyümüz merkez mahallemiz oluyor artık. Yani şehrin bütün imkanlarından artık sınırsız ve sonsuz istifade edecek bir mahalle konumuna geçiyorsunuz. Bizim Mimar Sinan mahallemizde, Halit Paşa mahallemizde ve diğer mahallelerimizde hangi imkanları belediyemiz sunmuşsa aynı imkanları da burada göreceksiniz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın.
Bizim beldeleri bağlamamızda 3-4 tane etken var. Bunlardan bir tanesi ulaşım bütünlüğü. Nedir ulaşım bütünlüğü? Bizim Erzincan'da 26 mahallede toplu taşımada nasıl Mimar Sinan Mahallesi'nden binen bir kişi araştırma hastanesine gidebiliyorsa, üniversiteye gidebiliyorsa, havalanına gidebiliyorsa, bizim bu 9 beldemizden ve 3 köyümüzdeki hemşehrilerimizden artık şehri bir bütün olarak ulaşım hizmetlerinden sınırsız ve sonsuz olarak yararlanacak. Bu bir. Yani ulaşım bütünlüğü. Okullara giden çocuklarımız bir servise binip şehrin sınırına girdiği zaman indirilip okuluna ayrı bir serviste gitmeyecek. Artık bunu bütünleştirdiğimizden dolayı böyle bir problem yaşamayacağız. Diğer bir konu eğitim bütünlüğü. İşte mahallelerimizde eğitim yönünden bir noksanlık varsa ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir. Bu eğitim bütünlüğünü yine bu beldelerde herkesin şehir merkezine gelmesini bir noktada önleyeceğiz. Niye? Çünkü geçit beldemizde eğer lise yoksa biz buraya bir lise yapacağız. Eğer bir sanat okulu ihtiyacı varsa bunu yapacağız. İşte Akyazı'da, Çukurkuyu'da, Kavak Yolu'nda, Demirkent'te bu eğitim bütünlüğünü sağlayacağız. Yani çocuklarımızın daha rahat, daha huzurlu, daha yakın mekanlarda eğitimlerini sağlamaya çalışacağız. Diğer bir konu imar bütünlüğü. Yani bir beldede işte 5 kat binalar yükselirken bir beldede tek kat, şehir merkezinde 3 kat, 2 kat gibi değil. Bir şehire girdiğiniz zaman, modern şehire, alçaklı, yüksekli, inişli, çıkışlı değil de beldenin coğrafi konumuna daha uygun, o beldede yaşayanların huzur içerisinde yatay gelişen mimari, yeşil alanları ve yeşil dokuları daha çok olan şehir mimarilerini uygulayacağız. Bunlar da buradan yani şehir merkeziyle bir imar bütünlüğü. Eğitim, sağlık, ulaşım ve imar diye dörde ayrılır. Altyapı, mesela geçit beldemizin şu anda kanalizasyon sistemi nereye bağlı? Şehir merkezimizin kanalizasyon sistemine bağlı. İçme suyu şebekemiz belki ayrı olabilir ama diğer beldelerde gördüğümüz 90'lıklar var. Burada da eğer içme suyunda sıkıntı varsa bizim şu anda Erzincan Belediye'mizin fazladan dışarı kullandığımız yaklaşık saniyede 200 litre su var. Ayrıca aksu dediğimiz içme suyu projemiz saniyede 750 litre Keşiş Dağları'nın arkasında Turna Çayır Barajı'ndan getireceğimiz su. Bu suyla birlikte de şehirde bir içme suyu şebekesi bütünlüğü. Yani daha kaliteli, 24 saat kesintisiz bir su hizmeti. Bu şehrin modern yapısını ve bu şehirde yaşam kalitesini yükseltecek bir projedir. Bu olacak. Yine altyapı yönünden diğer mahallelerimizde ne varsa, doğalgaz imkanı, elektrik, Türk Telekom, TürkSat gibi artık teknolojik imkanların sunduğu 26 mahallemizdeki tüm hizmetleri ne yapacağız? Artık yavaş yavaş bu yeni bağlanan beldelerimize doğru aktaracağız. Biliyorum doğalgaz var ama yüzde kaçta olduğunu bilmiyorum. %95. Maşallah. Yani bu bir başarıdır. Biz de şehir merkezinde %90'lardayız. Ben tekrar tebrik ediyorum başkanımızı. Çünkü diğer beldelerde ve diğer mahalle bazı mahallelerimizde biz hala bu seviyeye ulaşamadığımız yerler var. Ama 2019 yılında Yaylabaşı da dahil Akyazı, Yoğurtlu, Çukurkuyu, Kavak Yolu ve oralara bağlı diğer mahallelerin tamamına biz 2019 yılı içerisinde doğalgazı da planladık. Oralarda da tamamına konutların doğalgaz vereceğiz. Değerli hemşehrilerim, tabii ki şimdi sizin kafanızda bazı soru işaretleri var. Ben onu biliyorum. Biz bu şehrin evladıyız ve yıllarımız, ömrümüz bu şehirde geçti.
hangi köşede hangi taş var, hangi beldenin hangi sıkıntıları var, hangi mahallemizin hangi sıkıntıları var, adımız gibi bilirim. Bundan endişeniz olmasın. Geçit beldesi, Akyazı beldesi, Çukurkuyu, Yalnızbağ ve Ulalar. Bir de Yoğurtlu beldemizde özellikle hayvancılık yapılan bölgelerdir. Yani vatandaşlarımızın birçoğu burada geçimini hayvancılıkla sağlıyor, tarımla sağlıyor. Hiçbir endişeniz olmasın. Acaba şehire bağlandık, yarın belediye zabıtaları gelip kardeşim bu ağrılarınızı kapatın, bu samanlıklarınızı kaldırın diyecek mi? Asla böyle bir şey olmayacak. Birinci ağızdan şehrimin olarak, şehrin belediye başkanı olarak benden duyduğunuzu asla başka birilerinin söylediğiyle karşılaştırmayın. Biz özümüzde birdir, sözümüzde birdir. Müsaade. Sayın seyirciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1200 öğrenciye kayak eğitimi verildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1200 öğrenciye kayak eğitimi verildi. 15 günlük sömestr tatili dolayısıyla açılan kayak kursu ile ilgili olarak bilgiler veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, 1200 öğrencimiz hem kayak öğrendi hem de doğa ile baş başa zaman geçirdiler dedi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sömestr tatilinde Ergan Sporları Merkezimizde çocuklarımızın daha eğlenceli bir tatil geçirmesi açısından kayak kursları düzenlemiştik. Yaklaşık 1200 çocuğumuza kayakla tanıştırma imkanı bulduk. Hedefimiz bu sene için, 2019 yılı için 2000 çocuk. Tabii bunun yanında kayak bilmeyen kalmayan projesiyle birlikte de kurslarımız devam edecek. Oldukça verimli geçti. 2 hafta halinde veya 2 hafta birleştirilmiş halinde kurslarımızı yaptık. Çocuklarımız oldukça mutlu oldular. Çok güzel görüntüler, çok güzel zamanlarını geçirdiler doğayla baş başa. Hem kayak sporunu tanımış hem doğayla mücadele etmenin ufak nüanslarını onlara öğretmiş olduk. Ben şimdiden sömestr tatilini çocuğunu kayak kursuna gönderen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çocuklarını, aileler, velilerimiz kayak kursuyla değerlendirdiler. Çok güzel bir tatil oldu onlar için de. Çok güzel bir dinlenme imkanı oldu. İnşallah ilimizde 4 sene içerisinde belirlediğimiz program çerçevesinde çocuklarımızın birçoğuna, yaklaşık 10 bin çocuğumuza 5 yılın sonunda kayak öğretmiş olacağız. Ergan Dağ Sporları Merkezi inşallah 2023 yılından itibaren 10 bin çocuğumuza, gencimize hizmet etmiş olacak. Ben buradan tüm kursumuza katılan çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tesvir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necdet Çağıl konferans vermek üzere Erzincan'a gelecek. Erzincan İl Müftülüğü ve Erzincan İmam Hatip Okulları platformu tarafından organize edilen etkinlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necdet Çağıl konferans vermek üzere Erzincan'a gelecek. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin program hakkında açıklamalarda bulundu. Sayın Erzincanlılar, Allah nasip ederse bu cuma günü ayın 8'inde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Necdet Çağıl hocamız Çağıl hocamızı sizlerle buluşturacağız inşallah. Amacımız Kur'an-ı Kerim'in hem birey hayatında hem toplum hayatındaki etkilerini işin ehlinden dinlemek ve böylece hayatımızı şekillendirirken Kur'an eksenli, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eksenli bir hayatı yaşayabilme, ona göre hayatımızı tanzim edebilme olmalıdır. Bu düşünceyle hocamızı sizlerle buluşturmak istiyoruz. Saat 14'te, ayın 8'inde Cuma günü saat 14'te yapacağımız bu programa bütün Erzincan halkımızı davet ediyoruz.
Sayın seyirciler, 2018-2019 sezonu voleybol bölgesel lig erkekler grup müsabakaları Erzincan'da yapılmış ve müsabakalar sonucunda gruptan birinci çıkan Erzincan Gençlik Spor 2. Lige yükselme mücadelesinde Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarına hazırlanıyor. 2018-2019 sezonu voleybol bölgesel lig erkekler grup müsabakaları Erzincan'da yapılmıştı. Müsabakalar sonucunda gruptan birinci çıkan Erzincan Gençlik Spor 2. Lige yükselme mücadelesinde Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarına hazırlanıyor. Antrenmanlarını artıran Erzincan Gençlik Spor takımı 2. Lige yükselerek Erzincan'ı temsil etmek hedefinde. Merkez Spor Salonu'nda yapılan antrenmanlarda daha çok taktik üzerinde yoğunlaşılıyor. Takımın libero mevkiinde oynayan Samet Alcayaz'ı güzel ve genç bir ekibin olduğunu söyleyerek hedeflerinin ikincilik olduğunu söyledi. Samet Alcayaz'ı ben libero mevkisinde görev yapıyorum. Bu sene takıma katıldım. Grup maçlarını burada Sivas'ı ve Erzurum'u yenerek birinci tamamladık. Trabzon'da grup maçlarımız var. İnşallah ikincilik yolunda mücadelemiz devam edecek. Antrenmanlarımız devam ediyor. İyi çalışıyoruz. Güzel bir ekip var, genç bir ekip var. İnşallah onlarla beraber ikinci lige yükseleceğiz. Takım kaptanı Ufuk Buğra Köse ise kendi elimizde gerçekleşen müsabakaları birinci tamamladık. İkinci lig için Trabzon'da yapılacak olan müsabakalar için hazırlanıyoruz dedi. Evet, kendi elimizde gerçekleşen müsabakalarda grup birincisi olarak tamamladık. İkinci grup için Trabzon'a, playoff maçları için hazırlanıyoruz şu an. Grubumuz bayağı iddialı ama biz oldukça iyi hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız oldukça neşeli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Taktik anlamında son iki haftayı değerlendirip çok iyi bir şekilde Trabzon'a gitmeyi planlıyoruz. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.